Ağaç ağaçın, tarım ağaçının tabii biz klasik belediyecilikten ziyade yani yol, su, kanalizasyon yapan belediyecilikten, bunlar zaten bizim asli işlerimiz. Şehir ekonomisine dokunan, şehre hayat veren, destek veren çalışmaları da hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşte o örneklerden bir tanesi de Pınarcık Süsü Bitkileri Kooperatifimiz. Kooperatifimiz 2021'de kapanmak üzere olan bir kooperatifti aslında. Biz kendileriyle bir araya geldik. Onlara ekonomik kazanç sağlamakla birlikte begonya, petunya, menekşe, kadife, kasımpatı gibi mevsimlik çiçekleri şehir peyzajına kazandırıyoruz ve onları burada ürettiriyoruz. 2022 yılında açık ve kapalı ser alanı olmak üzere toplamda 12 dönümlük alanda 4 milyon 25 bin çiçek üretimini burada sağladık ve çiftçimize de 10 milyon 151 bin TL gibi bir ödeme yaptık. 2023 yılı yaz sezonunda begonya, petunya, kadife gibi 3 milyon adet yazlık çiçeklerimizi üretirip yeşil alanlara dikimini gerçekleştirdik. Bu üretimle çiçek yetiştiren çiftçilerimize 13 milyon civarı bir ödeme yaptık. Kış sezonu içinde 1 milyon 500 bin adet kasımpatı, menekşe, çuha gibi kışlık çiçeklerimizin üretim ve bakım çalışmaları sona erdi. İnşallah yakın bir zaman içerisinde dikimlerini gerçekleştireceğiz. 2023'te de toplam 19 milyon 500 bin TL gibi bir ödeme yapıldığını, yapılacağını da ifade etmek istiyorum. Tabii kendi toprağımıza kendi çiftçimizi ürettiriyoruz. Biz daha ucuz alıyoruz. Büyükşehir olarak bu işten menfaatimiz var. Üreticimizin menfaati var. Eskiden bunu Yalova'dan, Adapazarı'ndan, farklı yerlerden temin ediyorduk. Hem kendi toprağımızda kendi ürünümüzü alırız. Hem çiftçimiz kazanıyor, hem kooperatiflerimiz kazanıyor. Ben özellikle bu noktada tarım potansiyelimizi de göz ardı etmeden şehre böyle bir bakış açısı ortaya koymamız gerektiğinde üzerine basa basa ifade etmek istiyorum. Ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmek üzere Tarım AŞ önemli bir kuruluş. Tarım AŞ daha düne kadar doğru dürüst çalışan olmayan, cirosu olmayan bir şirketken bugün Allah'a hamdolsun 1500 civarı çalışan olan, şehrin birçok noktasına dokunan, tüm yeşil alan bakımlarını yapan, tüm sahil bakımlarını yapan ki toplamda deniz ve göl sahili olarak yaklaşık 250 kilometrelik bir mesafeden bahsediyorum. Ve beraberinde de şehrin tüm ilaçlama işlemlerini yapan dev bir organizasyon haline dönüştü. Dolayısıyla da ben Pınarcık Kooperatifine çok teşekkür ediyorum. Kooperatif üyelerine, başkanımıza, muhtarımıza. Ama bu uygulamaların başka kırsal mahallelerimize de örnek olmasını da özellikle buradan tavsiye ediyorum. Değerli milletvekilimize, il başkan yardımcımıza, Keles Belediye Başkanımıza da bu güzelliklerin oluşmasıyla alakalı verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bugün bizatihi yerinde görelim ve bunu da şehirle paylaşalım istedik. Onun için buradayız. Herkese saygılar sunuyorum.